Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Maide Suresi 27. ve 31. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Adem'in iki oğlunun mücadelesini bize anlatıyor ve bir cinayet olayını anlatıyor. Malum Allah-u Teala meleklere yeryüzünde bir halife kılacağını bildirmişti. Bakara Suresi'nde bu anlatılmıştı. İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler ise etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima'a. Ya Rabbi, orada ortalığı fesada verecek, haksız yere kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın dediler. Cenab-ı Hak, ben sizin bilmediğinizi de bilirim diye onlara cevap verdi. Ve burada şu mana kendini gösteriyor. Evet, bu insanlar ortalığı karıştıracak, bu insanlar kan dökecek ama bu insanlardan peygamberler de çıkacak. Bu insanlardan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da çıkacak. Peygambere tabi büyük zatlar, kamil insanlar da çıkacak. Dolayısıyla arada kötülerin çıkması, ortalığı fesada verecek, kan dökecek kimselerin çıkması insan nevinin yaratılmasına engel değildir. Az bir şer gelmemek için çok hayra engel olmak büyük bir şer hükmüne geçebilmekte. Dolayısıyla evet, yeryüzünde kan dökenler var ama netice itibariyle gerçek insan olanlar da var. İşte bugünkü okuyacağımız kısım yeryüzündeki ilk cinayeti bize anlatıyor. Ve o zamana kadar yeryüzünde henüz daha kan dökülmemiş. İnsanlar cinayet nedir bilmiyorlar. Ama neticede bir tanesi çıkıyor, Adem'in oğullarından biri. Rivayetlere göre Kabil, kardeşi Habil'i öldürüyor ve böylece yeryüzünde ilk cinayet işlenmiş oluyor. Ve yere kan damlıyor, yere kan düşüyor. Bu bir kişinin kanının akması. Ama Adem'in oğullarında kan kıyamete kadar da durmuyor, durmayacak. Ve tarihin sayfalarına baktığımızda, tarihin bazı sayfaları temizdir, beyazdır, kansızdır ama genelde hemen her devletin, her milletin sayfasında pek çok kan da bulunmaktadır. Şu anda Hazreti Adem'in 6 milyardan fazla torunları var. Bunlar dünyanın her tarafına dağılmış durumdalar ve Adem'in oğulları şu anda da haksız yere kan akıtıyor. Bizim içinde bulunduğumuz Orta Doğu bölgesi tarihin en kanlı olaylarına sahne olan yerlerdendir. En eski yerleşim alanlarındandır. Ve çok büyük mücadeleler olmuştur. Ehli iman, ehli küfür arasında veya başka gruplar arasında büyük mücadeleler olmuştur. Ve her tarafta haksız yere akıtılan kanlar da bulunmaktadır. Kan haklı yere akıtılabilir mi? Bunun da yerleri var. Savunma durumunda kişi kendini korurken elbette öyle bir durumla karşılaştığında ya diğeri sizi öldürecek veya siz ona karşılık verme durumundaysanız akıtılan kan bu helaldir. Nefsi müdafaya dahildir. Problem değildir. Öte yandan diyelim bir başka millet başka bir milleti esir etmek istiyor. Onların yurduna saldırıyor. İstiklal Harbi'nde olduğu gibi. Elbette bu yurdun insanı kendini savunacaktır. Orada da akıtmış olduğu kan helal bir kandır. Ve yapılması gereken bir harekettir. Zaten meleklerin de itirazı haklı yere kan akıtmaya itiraz değil. Haksız yere kan akıtmaya itirazları var. Yani bu insanlar haksız yere kan da dökecekler. Ve dünyanın hemen her tarafında haksız yere kanların da döküldüğü ortadadır. Cinayetlerin olduğu ortadadır. Özellikle despot, zorba idarelerin milleti sindirebilmek için, milleti karşı gelmekten sakındırmaları için zaman zaman zorbalık yaptıkları, hatta kan akıttıkları bu da tarihi bir realitedir. İşte böyle bir genel bir girişle ifade ettikten sonra şu anda Kur'an-ı Kerim'de konunun anlatılmasına geçebiliriz.
وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ اَدَمْ بِالْحَقْ Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak olarak tilavet et, oku. Burada hak olarak oku demesi, yani bu konuda bir takım efsanelerde söyleyenler çıkabilir. Olayı çok daha farklı şekilde ifade edenler çıkabilir. Ama ey peygamber, sen Allah'ın sana bildirdiği vahiy ile hak olarak, gerçek olarak bu olayı onlara oku, onlara anlat. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا Adem'in o iki oğlu kurban takdim etmişlerdi. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا Onlardan birinden kabul edildi kurban. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Ama diğerinden ise kabul edilmedi. Bu genelde tefsirlerde şöyle anlatılıyor. Allah-u Teala Hazreti Adem ve Havva'ya çocuklar nasip ediyor. Bir batında bir kız bir erkek dünyaya geliyor ve bunlar birbirine haram. Ama başka bir batında dünyaya gelenlerle çapraz olarak evleniyorlar. İşte Kabil ve Habil iki birader, Adem'in iki oğlu. Kabil normal kendi batnında dünyaya gelen kardeşiyle evlenmek istiyor. Normalde Habil'in onunla evlenmesi gerekir. Ve bu şekilde haddi aşıyor. Neticede bunların birer kurban takdim etmeleri isteniyor. Kabil buğdayı Cenab-ı Hakk'a kurban şeklinde takdim etmiş. Habil ise bir kurban kesiyor. O da o şekilde takdim ediyor. Artık buna nasıl bir alamet bırakıldıysa Habil'den kabul ediliyor. Kabil'den ise kabul edilmiyor. Bunun üzerine Kabil sinirleniyor ve kardeşinin üzerine saldırmak istiyor. Gâle le'aktulennek ve Kabil kardeşine dedi ki ben seni muhakkak ki öldüreceğim. Bunun üzerine Habil şöyle dedi. Gâle innemâ yetegabbelallâh minel müttakîn. Allah bu gibi kurbanı ancak müttaki olanlardan, takva sahibi olan, haramdan kaçınanlardan kabul eder. Le in basatte ileyye yedeke li taktuleni eğer beni öldürmek için sen elini bana uzatırsan ma ana bi basatin yediye ileyk li aktulek ben elimi seni öldürmek için sana uzatmayacağım. İnni ahafullah rabbel alemin ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İnni uridu ben istiyorum ki en tebu'e bi ismi ve ismik hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ve cehennem ashabından olasın. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ İşte bu zalimlerin cezasıdır. Yani dilimizde de birisi aşırıya gittiğinde Allah belanı versin, cehenneme kadar yolum var. Böyle ifadeler kullanılır. İşte Habil, kardeşi Kabil'in taşkınlığını görünce benzeri ifadeler adeta kullanıyor ve her ne kadar sen benim üzerime gelsen, beni öldürmek istesen de ben sana saldırmayacağım, elimi sana uzatmayacağım diyor. Ve ben diyor isterim ki hem benim hem kendi günahını yüklenesin ve neticede cehennem ashabından olasın. Bu zalimlerin cezasıdır. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ Böylece o Kabil'in nefsi kardeşini öldürme noktasında bunu kendisine güzel gösterdi. Yani zaten bu şeytanın yapmış olduğu bir şeydir. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara yaptıkları amelleri süslü gösterir. Kur'an-ı Kerim bize bunu değişik yerlerde anlatıyor. Ve hiçbir müfsit ben müfsidim demiyor. Ben ortalığı karıştırıyorum demiyor. Kendini ıslah ediyor zannediyor. Onun gibi öldürme noktasında da ben haksız yere öldürüyorum demiyor insanlar. Karşı tarafı suçluyor, hak etmişti ve bu şekilde cezasını buldu diyor. İşte nefis insanda şeytandan ders alabilen bir mahiyet arz etmekte. Ve şeytan ona bu tarz bir öldürmeyi güzel gösteriyor onun nefsine. Ve nefsi Kabil'i aldatıyor. فَأَصْبَحَ مِنْ فَقَتَلَهُ Ve kardeşini öldürdü. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Böylece
hüsrana düşenlerden oldu. Dünyada da ahirette de kaybedenlerden oldu. Değerli izleyenlerim, Allah'ın verdiği canı ancak O alır. Bir insanın kendini öldürmeye de hakkı yoktur. Başkasının hayatına son vermeye de hakkı yoktur. Ve haksız yere adam öldürmek en büyük günahlardan bir tanesidir. Haksız yere adam öldüren bir kimse şu dünyada polisten kurtulsa, jandarmadan kurtulsa vicdan azabından kurtulamaz. Allah-u Teala böyle bir katlin cezasını peşin olarak ona verir ve o daima iç dünyasında ızdıraplar içerisinde kalır. Hatta bazen öyle oluyormuş ki birisi diyelim bir başkasını öldürmüş, 15-20 yıl cinayet açığa çıkmamış, artık unutulmuş gitmiş ama adam vicdanıyla baş başa rahatsızlık duyuyor ve sonunda polise gidip teslim oluyor. Diyor ki 20 yıl önce işlenen falan cinayeti ben işlemiştim, sizden kurtuldum ama vicdanımdan kurtulamadım, cezam neyse cezamı verin diyor. İnsanın tabiatı bu manada böyle cinayetten aslında nefret eder. Fakat insan tabiatında nefis de var. Nefis insanı kötülüklere sevk edebiliyor. Şeytandan aldığı ders de kötülükleri gayet iyi bir şey gibi gösterebiliyor. Burada da Kabil'in şeytan tarafından, nefis tarafından aldatıldığını görüyoruz. Nefsine mağlup oluyor ve kendi öz kardeşini öldürüyor. Ve bunun neticesinde hüsrana düşenlerden oluyor. Dünyada da hüsran içerisinde rivayetlere göre yüzü kapkara olmuş. Yani babası Adem'den cinayeti gizlemek istiyor. Ama Hazreti Adem, Kabil sana ne oldu diyor. Yüzün simsiyah olmuş. Yoksa kardeşini sen mi öldürdün? Ve onun öldürdüğü bu şekilde renginin siyahlamasından da açığa çıkıyor. Ve bunun üzerine Kabil ne yapacağını bilmez vaziyette. Perişan bir durumda ömrünün sonuna kadar ızdırap içerisinde kalıyor. Daha dünyada da peşinen bir takım cezaları çekiyor. Öte yandan acaba öldürmüş olduğu kardeşinin durumu ne oldu? Çünkü insanların daha ilk dönemi, insanlar her şeyi yeni yeni öğreniyor. Ve ölümü daha görmemişler. İlk defa ölüm olayıyla karşı karşıya kalınıyor. Ölen cesedi ne yapacak? İşte bilemiyor. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا Allah bir karga gönderdi. يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ Yeri eşeliyordu. Yeri böyle gagasıyla, ayaklarıyla eşeliyordu. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِ سَوْأَةَ اَخِي Ona kardeşinin cesedini nasıl gizleyeceğini göstermek için Allah bu şekilde bir karga gönderdi. Burada iki de olabilir. Yani Allah karga gönder derken ikiyi de içine alabilir. Bazı rivayetlerde öyle ifade edilmiş. Biri diğerini öldürüyor ve gerek gagasıyla gerek ayaklarıyla yeri eşeliyor. Orada bir çukur kazdıktan sonra öldürmüş olduğu kargayı oraya gömüyor. Bunun üzerine Kabil'in aklı başına gelir gibi oluyor. Demek ki ben de böyle yapmalıyım diyor. Yeri kazıyor ve kardeşini oraya gömüyor. Gâle yâ veylete ve Kabil dedi ki yazıklar olsun bana. E'acistu en ekune mithle hâzel gurâb. Ben bu karga kadar da mı olamadım? Bu karga bile ne yapacağını biliyor. Ben bir karga kadar da mı olamadım? Fe uveriye sev'ete ahi ta ki kardeşimin cesedini gömeyim. Niye ben böyle yapmadım diyor. Fe asbaha minen nâdimin ve böylece pişman olanlardan oldu. Acaba yaptığına pişman olanlardan mı oldu? Öyle anlamaya müsait ama bir karga kadar bile olamamaktan dolayı da yine bir pişmanlık. Bunun pişmanlığını da ömür boyu çekti. Buraya dayandırılarak şöyle bir neticeye de varılabilir. Demek ki bir kimse peygamberin gösterdiği yoldan gitmezse karganın kılavuzluğuna muhtaç olur. Ve bu şekilde çok zelil bir duruma düşer, acınacak bir duruma düşer. İşte yeryüzünde ilk cinayeti işleyen Kabil böyle bir zavallı duruma düşmüştür. Kardeşinin ne yapacağını bilememiştir. Neticede bir karganın rehberliğiyle nasıl gömeceğini öğrenmiş
ve kardeşini o şekilde sırtından yere koyup oraya gömmüştür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Es-sebebü kel-fail manasını bize anlatarak, yani bir işe sebep olan o işi yapmış gibidir. Kim iyi bir çığır açmış olsa hem kendi sevabını elde eder, hem de o iş, iyi işi yapanlar olduğu sürece onlardan da sevap alır. Her kim de eğer kötü bir şey başlatacak olursa hem kendi günahını yüklenir, hem de o kötü işi yapanlar ne kadar devam ederlerse onlardan da vebalini alır. İşte diyor, Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, ilk cinayeti işleyen Kabil, kıyamete kadar işlenecek bütün cinayetlerden bir derece sorumludur. Onlardan dolayı da bir vebal altındadır. Çünkü ilk cinayeti o başlatmıştır ve sonrasında da başka cinayet işleyenlerin cinayetine o da adeta ortak olmuştur. Bu tabii çok dehşetli bir durum. Eddâllu alel hayr kefâilihi, hayra delalet eden onu yapmış gibidir. Şerre delalet eden de onu yapmış gibidir. Dolayısıyla Adem'in iki oğlundan birisi böyle bir hale geliyor. Ve kıyamete kadar işlenecek bütün cinayetlerden, haksız yere adam öldürmelerden o da payını alıyor. Değerli izleyenlerim, bizler bu kıssayı değerlendirirken Adem'in iki oğlundan Kabil gibi olmamak dersini almamız gerekir. Ve kardeş kardeşle mücadele etmemeli, kardeş kardeşe yardımcı olmalı. Madem ki Adem'in torunlarıyız, hepimiz nesil itibariyle ona dayanıyoruz. Aslında yeryüzündeki bütün insanlar birbiriyle kardeştir. Ve İslamiyet bu noktada hayatı mukaddes tanımıştır. Ve bir kişiyi haksız yere öldürmek, sanki bütün insanları öldürmek gibi bir cinayet sayılmıştır. Bir kişinin hayatına vesile olmak da sanki bütün onları hayatlandırmak gibi bir kıymet olarak ifade edilmiştir. Öte yandan İslamiyet öldürmek için değil, diriltmek için gelmiştir. Maksat öldürmek değil, insanları manen hayatlandırmaktır. Ama İslamiyet'te cihat da var ve cihatta diğer taraftan insanları öldürmek de var. İslam tarihine baktığımızda zaman zaman savaşların da olduğunu görürüz. Bunlar genelde savunma savaşlarıdır. Mesela Haçlı seferlerini düşündüğümüzde Anadolu topraklarından defalarca Haçlı orduları geçmiştir ve elbette insanımız onlara mukabelede bulunmuş, kahramanca mukabelede bulunmuş ve onlara gereken ceza bu şekilde verilmiştir. Bu şekilde baktığımızda elbette savunma savaşının bütün insanların milletlerinde olduğu gibi Müslümanlarda da olması gayet normaldir. Doğrudan doğruya bir saldırma tarzında savaş İslam tarihinde pek görülen bir durum değildir. Yani Müslümanlar durup dururken kimseye savaş ilan etmezler. Ama İslam'ın önünde engel olarak duruyorlarsa o engele elbette müdahalede bulunulması gayet normaldir. Bu açıdan baktığımızda bazıları İslam tarihini çok kanlı olarak görmek isteyebilirler. Ama diyelim bir Avrupa'nın tarihiyle bir İslam tarihi mukayese edildiğinde İslam tarihi daha beyazdır. Renk itibariyle Avrupa'nın tarihi kadar kanlı değildir. Sadece bir İkinci Dünya Savaşı'nı düşünsek, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir ve genelde savaşa taraf olan ülkeler Hristiyan ülkelerdir. Demek ki İslamiyet'i bu yönden tenkit edenler kendi tarihlerine baktıklarında elbette mahcup olacak şekilde durumu, gerçeği göreceklerdir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.